Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Kanal 7 ekranlarından, muhabbet kapısından bir pazar sabahı yine karşınızdayız. Cenab-ı Hak feyizli, bereketli bir program nasip eylesin. Sizlere de bereketiyle, her türlü kolaylığıyla, huzuruyla yaşamayı nasip eylesin. Fırtına var, kasırga var, her türlü düşman var. Buna karşı bir tane çadırınız var. Bu çadırınızı nasıl koruyacaksınız? Yuva kurmuşuz. Bu yuvamız var. Bu yuvamızı tehlikelerden nasıl koruyacağız? Adamın birinin köhne bir evi varmış. Bakmış ki ev bir gün yıkılacak. Çok eskimiş. Evim, evim. Sen bir gün başıma yıkılırsın ama yıkılmadan önce bana haber ver de çoluk çocuğumu kurtarayım. Sonra yıkılırsan yıkıl demiş. Adam da olur sahip demiş. Ev adama demiş ki olur sahip. Ben yıkılmadan önce sana haber veririm demiş. Aradan zaman geçmiş. Yağmurlar yağmış. Evden, çatıdan sular akmaya başlamış. Sonra bir müddet sonra karlar yağmış. Duvarlar çatlamış. Oradan delikler açılmaya başlamış. Adam her seferinde çamur karıyormuş. Delikleri kapatıyormuş. Ve bir gün gelmiş, gece yarısı hurra ev çökmüş. Çocuklar altında kalmış, ölmüş. Adam canını zor kurtarmış, kafayı kaldırmış. Demiş ki yalancı, hani sen yıkılmadan önce söz verdin, söyleyecektin. Vallahi sahip, sana söylemek için ne zaman ağzımı açtıysam hemen çamuru tıkadın demiş. Bazen evde de ağzını açanlara hemen çamuru tıkıyoruz. Konuşamadan, görüşemeden yuvayı yıkıyoruz. Yuvayı sağlam tutabilmek, yıkmamak için neler yapacağız? Bugün onları inşallah konuşacağız. Mutlu bir yuva, huzurlu bir aile için neler gerekiyor? Önce telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm, hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar. Fermin Akbaş Alanya'dan arıyor bizi. Selamünaleyküm, buyurun. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı efendim. Hayırlı program. Hayırlı programlar diliyorum. Allah razı olsun. Size annem de yatsı namazından sonra kabir nur namazı kılıyor. Kabir nur namazı var mı? Evet. Biz araştırdık da İlmihalle'de falan, evet, öyle bir şey görmedik. Görmediyseniz demek ki yokmuş. Şimdi nafile namazların, Fermin Hanım. Evet, dinliyorum. Nafile namazların, Allah için kıldığımız namazların Allah katında, evet, kabul olması önemlidir. Adını ne koyarsak koyalım. O namaz ne vakitte kıldıysak oranın namazıdır. Mesela gece kalkıp Allahu Ekber iki rekat namaz kılsak. Evet. Geceleyin. Bunun adını da söylemesek. Bu ne namazı olur? Teheccüd namazı olur. Şimdi saat kaç? 9:52 geçiyor. 53 geçiyor. İki rekat bir namaz kılsam ben şimdi burada mescitte, bu namaz ne namazı olur? Kuşluk namazı olur. Akşam namazından sonra ben 4 rekat ya da 6 rekat bir namaz kılsam, bu namaz evvabin namazı olur. Bunun adını biz koyuyoruz. Dolayısıyla gece yatmadan önce kıldığı namaz inşallah ona hem kabrinde hem ahirette faydalı olur. Bunun adı kabir nur namazı. Buradan ben onu oraya göndereyim. Kargo yok. Efendim, bir lojistik ajans yok, kurum yok, şirket yok. Bu nasıl gidecek? Böyle düşünmeyeceksin. Allah görüyor, biliyor. Yaptığımız duayı bir kargo şirketine veriyor muyuz? Bunun adresini koyuyor muyuz üzerine? Koymuyoruz. Allah biliyor. Adres yazmaya gerek yok. Sen ya, yaptın ya, Allah onu bildi. Dolayısıyla nafile namazların adları yoktur zaten. O isimleri biz koyuyoruz ona. Sadece teheccüd namazının Kur'an'da adı geçer. Diğerlerinin ve teheccüd bihi, o da gece kalkıp kılınan namaz demektir zaten. Diğer namazların adı koymuşuz. Bundan dolayı o namaz olur inşallah, sevabını alır. Ama kitaplarda böyle kabir nur namaz diye bir namaz bulamazsınız. Niyet ettim Allah rızası için kabir nur namazı demeye de gerek yok. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Peki anneye hayırlı de selamlar. Işler, Allah'a günler. Emanet olun. Diğer bir telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir'den bir kardeşimiz arıyor. Buyurun efendim. Hayırlı günler Mustafa Hocam. Allah razı olsun size de. Buyurun. Benim iki tane sorum olacak. Birincisi, çok yıllar öncesi hatırlamıyorum, sağ elim veya sol elimde, elimde hiç kına yoktu. Evet. Sabah uyandığımda elimin bir tanesinde Allah yazısı vardı. Hı hı. Ama bunun neye çıktığını, ne olduğunu bilmediğim için merak ettim. Bunu size sormak istedim. Hı hı. Türkçe mi yazıyordu, Arapça mı yazıyordu? Arapça yazıyordu. Arapça tam bir Allah yazısı nasıl yazmışlar? Elifi var, lam var. Evet. Lam evet. Var, he var. Öyle mi? Evet. Şimdi kıymetli kardeşim, bu elde kına olma meselesi. Şöyle biraz daha yakından çeker misiniz arkadaşlar? Bazı insanların elleri, damarları, çok kılcal damarları daha belirgindir. Kanlanır. Kan o el kapalı olduğu zaman ya da başka bir orada kanla ilgili damar çatlaması veya başka bir sebeple elin haliyle bir takım şekiller ortaya çıkabilir. Bir takım kınaya benzer ayakta da oluyor. Sadece elde olmaz. Ve sizin bu söylediğinizi ben yıllardır binlerce insandan dinledim. Yani sadece sizde olmuyor. Binlerce insanda oluyor. Bunun manevi bir işaret olduğunu sanmayın. Bu manevi bir şey değil. Tamamen fiziksel, biyolojik bir şey. Bedenle alakalı, tıbbi bir şey yani. Oradaki damarlarla alakalı, elin şekliyle alakalı. Sabahleyin bir kalkıyorsunuz, eliniz içinde Allah Allah, kına yakılmış gibi bir şekil alıyor. Ondan sonra ne kadar sonra bitiyor? 3 gün sonra bitti. 3 gün sonra? Evet. 3 gün devam etti mi? Evet, 3 gün devam etti. Ha, 3 gün devam. Seninki fazla devam etmiş. Ya yani bazen 2 saatte biter, bazen 1 gün devam eder, bazen 3 gün. Bu tıbbi bir şey diye düşünmek lazım. Manevi bir şey ancak neyle olur? Hani bir rüya görürsün. Sana bir yemek yedirirler mesela, cennet taamı gibidir. Hiç acıkmazsın. 3 gün, 4 gün, 5 gün. Bunlar manevi bir şeylerdir. Ama bu kına meselesinde bir endişe etmeye de gerek yok. Bundan bir mana çıkarmaya da gerek yok. Tamamen damarlarla alakalı, kanla alakalı, senin biyolojik bedeninle alakalı bir konu. Allah hayırlara vesile eylesin. Amin. Sağlık afiyetle nice yıllar Allah'ın yolunda yürümeye nasip eylesin. Allah'la, Allah-u Teala bizim her halimizi mucize gibi yaratmış zaten. Bizdeki mesela sinir sistemi var ya kardeşim. Evet. Bu sinir sistemi dünyayı 3-4 defa dolanıyormuş. Bir kişinin sinir sistemi, yani vücudumuzdaki o kaslarımızı saran sinirler birleştirirse ip gibi 100 bin kilometre yapıyor. Dünyanın etrafı 40 bin kilometre. 40 bin kilometre. 100 bin kilometre damar var içimizde. Allah böyle yaratmış. Her şeyimiz mucize zaten. Onu görebilecek göz lazım. Allah mübarek etsin. Belki de size bir işarettir. Yani bak, Allah yoluna girdin. Namazını bırakma, orucunu bırakma. Tesbihini çek. Efendim, takva üzere yaşa. Bunlar her gün bize bir işaret veriliyor zaten. Allah'a emanet ol. Sağlık, çok afiyet. Çok teşekkür ederim. İkinci sorumu da sorabilir varsa miyim? Varsa tabii, buyurun. Hocam, benim eşim aslında özünde aslında çok iyi bir insan. Ama alkol kullanıyor. Ve bana evin içinde laflarıyla, sözleriyle, zamanında dayağını da yedim. Ben 33 senelik evliyim. Dayağını da yedim, eziyetini de çektim. Belki ben de ona karşı yeri geldi. Yani bazen namazımı kılıyorum, her zaman kılıyorum desem yalan. Çalışıyorum, denk getiriyorum, denk getiremiyorum. Bu belki benim kendi bahanemdir, bilemiyorum. Kur'an-ı Kerim'i evet. Okuyorum, iyi kötü biliyorum. Hani bunlara rağmen dayanmaya, sabretmeye çalıştım. Ama en ufacık bir şey de şimdi laflarıyla, sözleriyle bana hakaret ediyor. Hani beni küçümsüyor, yaptığım bir şeyi sen yapmadın diyor. Siz hala hani de...
Berabersiniz değil mi? Evlilik devam ediyor. Evet, evet hala evliyim, beraberim. İki tane çocuğum var. İkisini de evlendirdim. Her şeyde yalnızdım. Yalnız mücadele ettim. Yanımda hiç değildi. Ne okula gittiklerinde, ne işe girdiklerinde, ne şey yaptıklarında. Ama ben ona karşı bir saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Ha ettim. Nasıl ettim? Şöyle yapalım mı kıymetli kardeşim? Hatta kalabilir misiniz, bir ara versek biz? Tabii kalabilirim. Sonra sizi arayacağız tekrar. Reklam arası vereceğiz. İki tane de WhatsApp alıp reklama gideceğim. Sizinle görüşeceğiz inşallah. Önemli konu. Tam da bugün anlatacağımız konular zaten. Aile ve geçim konusu. İnşallah sizinle devam edeceğiz. WhatsApp'ımızı alalım arkadaşlar. Selamun aleyküm hocam. Ben bir şirkete çalışıyorum. 8 yıldan beri. Şimdi bana 8 bin lira para göndermişler maaş dışında. İşte bu 8 yılı çalıştığım bir bedelidir artık, bilmiyorum nedir. Ama ismini promosyon koymuş. Ve banka değil, iş yeri bana vermiş. Benim çalıştığım şirket bana vermiş. Bunu almam ya kullanmam. Helal mıdır, haram mıdır? Ve ne yapmam lazım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Peki. Selamun aleyküm hocam. Ben Şükran Gürsoy. Bizim eşimle İstanbul'da bir evimiz vardı. Eşimin borçları yüzünden evi satmak zorunda kaldık. Evin yarı parasını bana verdi. Ben de iki oda bir ev aldım. Tekrar satılmasın diye abimin üstüne yaptım. Eşimle ayrıldık. Şimdi ben, bana evimi vermiyor. Ev benim diyor. Köydeki baba, babadan kalan mirası istiyor. Evimin elektrik, suyunu, doğalgazını kesti. Çocuklarım babaya gitmek zorunda kaldı. Ben de şimdi köyde anneme bakıyorum. Annem vefat ederse ben ortada kalıyorum. Abim diye güvendim. Sözleşme bir şey yapmadan yapmadık. Ben her gün beddua ediyorum. Günah mı hocam? Peki. Kısa aradan sonra birlikte olacağız. Cevapları vereceğim inşallah. Selamun aleyküm hocam. Ben bir şirkete çalışıyorum 8 yıldan beri. Şimdi bana 8 bin lira para göndermişler maaş dışında. İşte bu 8 yılı çalıştığım bir bedelidir artık, bilmiyorum nedir. Ama ismini promosyon koymuş. Ve banka değil, iş yeri bana vermiş. Benim çalıştığım şirket bana vermiş. Bunu almam ya kullanmam. Helal mıdır, haram mıdır? Ve ne yapmam lazım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Bu bankalar promosyonları zaten iş yerlerine ya da maaşlarınıza yansıtıyorlar. Gidip bankadan çekmiyorsun sen onu. Promosyon, banka, iş yeri anlaşmış, senin de hakkın olan bu kadar parayı senin promosyon olarak verdilerse bankadan gelen promosyondur. Buna biz caiz değildir diyoruz. Helal olmaz. Bir fakire vereceksin. Ancak mesele şuysa, başka bir şeyse yani. Sen burada çalıştın 8 senedir. Mesai yapmışsın, farklı zamanlarda farklı emeğin olmuş. Biz de sana hediye olarak şu kadar para veriyoruz demişse bu helaldir. Orada bir hediye vardır, teşekkür vardır. Bu anlamda. Yoksa bankadaki para, bana bu kadar para yatırırsan sana şu kadar fazlalık vereceğim diye parayla paranın pazarlığıdır. Ona da faiz diyoruz zaten. Banka promosyonuysa caiz değil. İş yerinin hediyesi ise senin bir emeğine karşılık, o caizdir kardeşim. Böyle anlamak lazım. Diğer WhatsApp'ımızı alalım. Selamün aleyküm hocam. Ben Şükran Gürsoy. Bizim eşimle İstanbul'da bir evimiz vardı. Eşimin borçları yüzünden evi satmak zorunda kaldık. Evin yarı parasını bana verdi. Ben de iki oda bir ev aldım. Tekrar satılmasın diye abimin üstüne yaptım. Eşimle ayrıldık. Şimdi ben, bana evimi vermiyor. Ev benim diyor. Köydeki baba, babadan kalan mirası istiyor. Evimin elektrik, suyunu, doğalgazını kesti. Çocuklarım babaya gitmek zorunda kaldı. Ben de şimdi köyde anneme bakıyorum. Annem vefat ederse ben ortada kalıyorum. Abim diye güvendim. Sözleşme bir şey yapmadan yapmadık. Ben her gün beddua ediyorum. Günah mı hocam? Bunun iki yönü var. Birinci yönü, söylediği gibi hiçbir abisinin alacağı yok ama ev elimizden gitmesin, borçlara
haciz konmasın vesaire gibi abisinin üzerine yapmış, abisi de o evi gasp etmiş, vermiyorsa günahkardır. Haram işliyor abisi ve kendisi o evi alma hak sahibidir. Ancak abisinin bir sözünü orada nakletti. Dedi ki, abim diyor ki sen de bana mirastan ver. Babadan kalan mirastan abiye vermemişlerse zamanında, abi de bunu fırsat kollamış. Madem bana bu ev benim üzerime, bana da mirastan vermiyorsunuz, siz aldınız mirasları diyorsa abinin miras hakkını da vermen lazım. O miras yaptığı yanlış abinin, ama sonuçta varsa miras hakkı, onu da verin. Yoksa zaten hırsızlık yapmış gibi, gasp etmiş gibi, seni soymuş gibi olur. Çok büyük günahtır. Telefonu alacağım. Bu arada bağlayalım. Kıymetli kardeşimiz bekledi. Hemen sesli Yasin, hediyelerimizi anlatayım. Şifreler gelecek sevgili izleyiciler. Yasin, Nebe Suresi, Kafirun, İhlas, Namaz surelerini dokunduğunuz zaman okuyor. Çocuklar için, bilmeyenler için çok kıymetli. Bilenler için bile faydalı. Kur'an-ı Kerim Kabe maketli kapağı cildi olan Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Üçüncü bir izleyicimize de her hafta Kadriye teyzemizin, annemizin İzmir'den gönderdiği seccade, tesbihli seccadeyi hediye ediyoruz. Her hafta bir kişiye, sağ olsun el emeği, göz nuru işlemiş, onlarca seccadeyi bize göndermiş. Biz de burada hediye edeceğiz. Kendisine de buradan selam ediyoruz. Evet, bekleyen kardeşimiz vardı hatta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet, tekrar hayırlı sabahlar kardeşim. Siz evlisiniz, içki içen bir kocanız var, iki çocuğunuz var, tartıştınız, zamanında şiddet uyguladı. Şimdi karşılık mı veriyorum diyorsunuz? Zamanında karşılık da verdim, tövbe de ettim. Ama sabrım da kalmadı herhalde artık. Çünkü 33-34 senelik evliyim. Ağızlarını açtıklarınız zaman küfür ağızlarından akar, bilmezler. Hı hı. Hani hayır hasenetini yapar, dile getirir, bunu her yerde söyler. Derim ki hani sahilin verdiğiniz sol el bilmeyecek mi? Sen yaptıysan hayrını Allah'la senin aranda kalsın. Söyleme kimseye. Sen karışma, sana ne? Ben bildiğimi yaparım der, geçer gider. Ameliyat bile oldum, ameliyatta bile yanımda değildi hocam. Size gelmedi. Hayır, gelmedi. İşine gitti. Gelmedi. Ha, evime geldiğimde oğlum o zaman evliydi. Oğlum götürdü evine. O baktı. Ha, yiyeceğimi içeceğimi hiçbir zaman eksik etmedi. Allah var yukarıda, yalan Hı-hı. söylemek istemem. Kendisi de yanımda zaten. O da duyuyor. Ama yani bir yere kadar da hani insanın yaşı da ilerleyince çekemiyorsun artık yani. Ya küçük bir söz de çekemiyorsun. Ben zaten çalışıyorum. Hala var mı böyle şiddet, küfür vesaire? Şiddeti kalmadı, bitti ama hala küfürü. En ufacık bir şeyde terör estirmesi gibi evde, huzursuzluk çıkarması daha hala devam ediyor. Çalışıyor mu bir yerde? Yanınızda mı şu anda, dinliyor bizi herhalde? Yanımda. Evet dinliyor, yanımda. Çalışıyor. Çalışmasını asla bir şey demem. Ona da bir söz hakkı verelim mi? Tabii ki verelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Şimdi eşiniz şikayet ediyor. 30 evet, seneden fazladır evlisiniz. Evet. Çocuklarınız var, yetişmiş. Aynen. Huzurlu bir şekilde yaşamak varken sizi tedirgin eden, geren, sinirlendiren, yuvaya zarar verdiren bu sıkıntı nereden geliyor beyefendi? Neden böyle? Bilmiyorum hocam, kendi kendine oluyor. Sonra pişman oluyorsun. Aynen. Özür diliyorsun eşinden. Aynen, evet. Bir işiniz var mı, devamlı çalıştığınız, geliriniz? Var. 10 numara işimiz var. 10 numara işiniz var ama huzur yok. Evet, aynen. Peki bir umre, hac yaptınız mı? Yok, hiçbir şey yapmadım. Ben dua bile bilmiyorum hocam. Şimdi bu dua bile bilmiyorum ben. Peki namazı bile bazen internetten koyuyorum. Bu alim çocuk var. Kılırsam, canım isterse kılabilirsem kılıyorum. Kılamazsam kılamıyorum. Ama nereye kadar böyle gidecek? Yarın bir gün bilmiyorum hocam. Torun sahibi olacaksınız, yaşlanacaksınız. Torunum oldu var torun. Torun da var. Yani torun bu var, dünya var. Fani, geçici bir dünya. İmtihan evet. dünyası, ölüm diye bir şey var, hastalık diye bir şey var. Allah-u Teala gençliğini nerede harcadın, malını nerede tükettin, sağlığını nerede tükettin,
ben sana bu kadar nimet verdim, sen niye şükretmedin dersen ne yapacaksın? Vallahi bilmem hocam. Bilmem ama bunun... Direkt cehennemlik. Estağfurullah. Size... Direkt cehennemlik. Yani... Odun yetmeyecek bize hocam. He? Bize odun yetmeyecek. Odun kömürü yetmeyecek cehennemde. Ya şimdi cehennem, böyle rahat söylüyorsun da cehennemdeki en hafif azap ne kadarmış biliyor musun? Yani en az günahı olanın azabı, evet. Ayağının altında ateş tutuşturacak, beyni fokur fokur evet. kaynayacak. Şimdi Rabbim oranın ateşi ya, buraya benzemez ki. Rabbim ne derse olur. Bir de Allah-u Teala'nın cennetinden mahrum oluyorsun, cemalinden mahrum doğru, oluyorsun. Doğru, cennetlik doğru, insanların doğru. yanında dedi, cehennemlik pis, irin vesaire, kan, her türlü pisliğin aktığı, zakkumların aktığı bir yerde evet. insan doğru. burada üç günlük dünyayı mamur ediyorsun da ebedi bir hayatı nasıl yakıyorsun? Yani. Böyle bir şey olabilir mi? İnançlı insan olduğun için söylüyorum, böyle konuşuyorum. Allah razı olsun, sağ olacağım. Şimdi senin elinde imkan yok mu? Namaz kılarsan neyin eksilecek? Hiçbir şey. Ya dua ettiğinde neyin eksilir? Bir umreye paran varsa umreye gitsen, Kabe'de dualar yapsan, tevbeler yapsan, bu hanım efendiyi yanında götürsen, ona güzel davransan, buna çoluk çocuk herkes senden hakkını isteyecek. Doğrudur. Yakana yapışacaklar o zaman. Hepsi yapışacak. Şimdi bu Allah'tan ümidi de kesmek günah. Tamamen ümit var olup yan gelip yatmak da günah. Yani. Ben cehennemliyim, bana artık ateş yetişmez demek de günah. Bu da doğru, büyük doğru. bir şey. Çünkü Allah Teala ümidi kesmeyin diyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsüm. La taknatu min rahmetillah. İnnallah yağfiru zunube cemi'a. İnnehu huvel gafuru rahim. Ey nefislerine zulmetmekte haddi aşan kullarım. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. O çok çok bağışlayıcı. Çok çok esirgeyicidir. Allah'ın rahmet sıfatı var. Biz de tövbe kapısı açıkken, imkan varken, bak siz yaşıyorsunuz. Bir de aniden ölüm olsa Allah korusun, tövbe etmeye de fırsat olmaz. Şimdi tövbe etme zamanı. Bu insanları kırmadan, gücendirmeden, yuvanızı, evinizi böyle bir cennet bahçesi gibi yapsanız ne güzel olur, değil mi? Siz de huzurlu olursunuz, etrafınız da huzurlu olur. Her şey sizin elinizde, öyle anlaşılıyor. Bu gelin bundan sonraki hayatınızı güzel geçirin. Neşeyle olsun, sevgiyle olsun, kardeşlikle olsun. Olur mu? Olur. Tövbe için beklemeye gerek yok. Bugün başlayacaksın namazı. Kur'an'a bugün başlayacaksın. Namaz kılmayı bugün öğreneceksin. Paran varsa bir özel hoca tutacaksın. Bana dinimi öğret diyeceksin. Namazı öğret diyeceksin. Bunlar kıymetli şeyler. O zaman gönlün huzur bulacak. Kur'an'ın verdiği tadı sana kimse veremeyecek. Namazda aldığın o lezzeti, hazzı başka yerde bulamazsın. Bunlar manevi duygular olmadan insanın malı ne kadar çok olursa olsun, evi ne kadar muhkem olursa olsun. Bak senin ne güzel örnek, ibretlik. Huzurun yok. Eşin senden şikayetçi. Dolayısıyla bugünden tezi yok. Hemen inşallah sen namazına başla sevgili kardeşim. Namaz kötülüklerden alıkoyar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Böyle zikrullahi ekber. Vallahu ya'lem ma tesnaun. İnşallah. Bir söz verir misin? Vallahi söz verdim, yapmak zorundayım. Sözüme hiç güvenemem hocam. Sözüne, ticarette sözüne güvenemiyorlar mı senin? Ticarette sözüme güveniyorlar da borcumu ödüyorum da. Tamam. Böyle bu da Allah'a karşı borcun sevgili aynen. kardeşim. Tabii, aynen. Bunu da, bunu da söz ver. Namaza başlayacağım evet. hocam de, eşinin yanında. Tövbemi yapacağım de. Yapmaya çalışırım hocam. İnşallah. İnşallah. Hadi. Sana sağlık, afiyet, güzel bir gelecek tamam. diliyorum Rabbimden. Amin. Huzurlu, namazlı, abdestli bir yuva. Çok iyi oldu eşinizle konuşturmanız. Size de sağlık, afiyet diliyorum kıymetli kardeşim. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun. Birbirinizin kıymetini bilin. Bundan sonra destek olun birbirinize. Teşekkür ederim evet, hocam. Biraz sonra da bunun ölçülerini anlatacağım. Yani evi muhkem tutabilmek için, sağlam olabilmesi için yuvanın neler yapmamız lazım onları anlatacağım. Diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun efendim. İstanbul'dan bir kardeşimiz arıyor. Evet efendim. Biz 6 kardeşiz.
Ben 5 kardeşime bir annenin bir babanın yapacağının fazlasını yaptım. Korona üstüne bile beni arayıp halimi hatırını sormadılar. Hiç evlilik de yapmadım anneme babama baktım ki. Ondan sonra ben onların hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Günah giriyor muyum hocam? Her aklıma geldiğinde helal etmiyorum çünkü. Hepsi yaşıyor hayatta mı? Evet, hepsi yaşıyor maalesef. Her şeyi yaptın ama korona hastalık oldu. Sana hiç kimse sahip çıkmadı. Hayır, ben hasta olmadım. O koronavirüs oldu ya, krizler mi? Onlarda sen yardımcı oldun. Hayır, ben onlara hayatları boyunca yardımcı oldum hocam. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 5 kardeşimden 4'ünü yemedim, içmedim, giymedim, gezmedim. Yıllarca bağ kurlarını, sigortalarını ödedim. Bir anne babaya nasip olmaz. Ben onları emekli ettim. İş sahibi olmaları için iş kurarken yardım ettim. Ev alırken ev almaları için yardım ettim. Aldıkları paraları da inkar ettiler. Onları da ödemediler. Ben onların hiçbirine de hakkımı helal etmiyorum hocam. Günah giriyor muyum, girmiyor muyum? Her aklıma geldikçe diyorum haram olsun yaptıklarım, emeklerim diyorum. Bunlar şimdi sana bir kötülük yapıyorlar mı? Yok, bana bir kötülükleri yok. İyilikleri de yok ama. Peki ne bekliyorsunuz? Yani onlardan ne yapmalarını bekliyorsunuz? Ya en azından o koronavirüs olduğunda onların durumu, şartları benden iyiydi. Beni arayabilirlerdi. Yani en azından telefon açabilirlerdi. Benim yurt dışında yaşayan bir kardeşim var. Ben özel hat almıştım. Ben onu her gün arıyordum. Şimdi internet çıktı. Arama bile bedava. 15 günde bir, 2 ayda bir ararsa beni arıyor. Aramazsa da aramıyor. Hele İstanbul'da bir tane erkek kardeşim var. Belki 1,5 aydır bana bir kere bile alo demiş, insan değil. Ben de onun için hakkımı helal etmiyorum. Günah giriyor muyum, girmiyor muyum hocam sizce? Ya şöyle diyorum ben bu hususlarda genellikle. Bir arabada kaza olmasın, kaza olursa az hasar alayım diye emniyet kemerini bağlıyoruz ya. Evet tabii ki hocam. Kemeri bağlıyoruz. Evet, evet. Dün bağlamıştım, bugün bağlamayayım diyor muyuz? Hayır, yok. Yine bağlıyoruz. Yok, her zaman yine bağlıyoruz. Yine bağlıyoruz. Evet. Her zaman. Hı-hı. Ben de çok alışkınım. Arabaya, evet, koltuğa oturmadan bile kemeri çekiyorum önce. Evet. Kemeri bağlıyorum. Peki bir günde desek ki bugün kemeri bağlamayayım. Ve o günde kaza olsa, Allah korusun, yaralansak ya da ölsek. Evet. 30 sene bağladığımız kemerin bize bir faydası var mı? Yok. Yok. İşte akrabalar arasındaki sabrı ben buna benzetiyorum. Bir gün sabrettim, bağladım. 2 gün sabrettim, bağladım. 3 gün sabrettim, bağladım. Aman dedim ya, yeter artık, ben miyim bunların akıllısı? Ben de bunlara haram ediyorum. Ben de bunlara kötülük ediyorum. Ben de bunları sevmiyorum dedim. O emniyet bağladığım kemerlerin hepsi boşa gidiyor kardeşim. Evet hocam, haklısın. Boşa gidiyor. O zaman şöyle yapacağız. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Allah biliyor ya. Rahmetli babam da hep onu söylüyordu da. İyiliğin karşılığı da hep böyle kötülük olunca da insan... Ben mesela diyorum ki ben 59 yaşındayım. 58 yaşına kadar hep iyilikten yana oldum. Hı hı. 5 kişi çıkıp da diyemez ki bana, yani bir elimin 5 parmağı, tamam, kadar bu bana kötülük yaptı diyemez. Ben bırakın kardeşleri, akrabaları arana kadar elimden gelenin hep böyle fazlasını yapmaya çalıştım. Biraz da merhametli bir insanımdır. Ondan sonra ama zaten ya beddua derken de şöyle diyorum, Allah'ım diyorum, unuttum, affettim, sana havale ettim diyorum. Gene de bedduam bile bakın bu şekilde. O beddua diyorum. Değil ki zaten. Şimdi olsun, ben öyle şöyle diyorum yani. Şöyle unuttum, kıymetli kardeş. Şöyle ben size iki yol gösteriyorum. Birinci yol sizin yolunuz. Beddua ediyorum, iyiliğimi bilmediler. Ben onlara okuttum, büyüdüm, besledim, her şeyimi yaptım. Ama şimdi artık onlara ben artık Allah'a havale ediyorum. Artık iyilik de yapmıyorum. Birinci yol bu. Buna biz helal diyoruz. Helal bir yol. Senin yaptığın haram değil. Sen onlara kötülük, evet, şiddet, evet, uygulamıyorsun. Rızıklarını elinden almıyorsun. Yok. Senin yolun, birinci yol helal.
Ama benim anlattığım ikinci yol, şu kemer bağlama var ya. Evet. Sabret, devam et. Sabır ve devam. Sabır. Zaten sabrediyorum hocam. Allah diyorum rızk bile veriyorsa bir bildiği vardır. Denmiyorsa bak, birincisi alakayı kes. Senin... Zaten alakalık bir durum yok ki. Beni arayıp soruyorlar. Neyse ya, kesmişsin. Bu helal. Sana kötülük yapanla alakayı kesmen helal. Ama ikinci yol sabır edip devam etmek. İyiliğe devam. Bu ise bu güzel yol. Daha güzeli bu. Yok, iyiliğe gene devam. Her ne kadar kötülük yapmayacağım, iyilik de yapmayacağım desem de ben gene yaparım yani. İkinci yol, beni tanıyan herkes. İkinci yol takva yolu. Allah-u Teala şu ikinci yoldan gidenleri övüyor. Ve afina aninnas. Kendilerine ne yaparsa yapsınlar, akraba, dost, mümin kardeşi ise, şahsıyla ilgili ise bunlar, affetme yolu çok daha güzel diyor Allah'tır. Affedenleri cennet de müjdeliyor. Allah bizi nasıl affediyor? Her türlü nimetine karşılık biz isyan ediyoruz. Evet. Allah tövbesinden memnun oluyor kulun. Kul suç işlemiş. Bütün kötülüğü, biraz önce beyefendi kendini cehennemlik saydı. O da yanlış. Evet. Ama Allah-u Teala kul dönerse, tövbe ederse yitiğini bulmuş bir insanın sevinmesinden daha fazla sevinir diyor Allah-u Teala için peygamberimiz. Ya Allah, bu adam yıllarca kötülük yaptı, günah işledi. Bir seferde dönmüş, ya Rabbi demiş, Allah buna seviniyor. Biz de affedersek Allah bizi seviyor. Zor ama güzel olan bu. Ben de güzeli tavsiye ediyorum size. Ama sağ birinci yolda helaldir. Son bir küçük soru. Size günah değildir. Sizi günahkar etmez. Evet, o helal yol, diğeri de güzel yol sevgili kardeşim. Son küçük bir sorum daha olacak size. Bu benim 5 kardeşimden bir tanesi gerçekten beni o kadar üzdü, o kadar yıprattı ki, eğer diyorum Allah'ım, kötü düşünüyorum belki de, benden önce diyorum ölürse o musalla taşında yatarken onun diyorum tapusuna gideceğim, hakkımı helal etmiyorum diye tapusuna 3 kere vuracağım diye düşünüyorum. Kimin yaşayacağını bilemeyiz. Belki ben ondan önce ölürüm. O kadar canım yaktı ki benim, o kadar. Annenin babanın yapmayacağı, ben ona her şeyi yaptım. Gerçekten her şeyi yaptım. O ne zaman caiz olur biliyor musun? Yaptığın ne zaman yapabilirsin? Onun da formülü var. Hı hı. Bir insana nasıl davranır? Bir, namus. İki, mal. 3, can. Bunlara zarar vermişse bu insan, malıma da zarar verdi. Malıma da zarar. Bu insanla, bu insanla alakayı kesebilirsin. Onu da yaptı hocam. Onu da 2010'da ev alsın diye ben ona 40 bin lira para verdim. Neyse. Sadece bu emekli maaşımı da vermiştim. O zamanki parayla 1000 tane çeyrek alınıyordu. Ben ona dedim ki 85 TL ver, helalleşelim, bana 85 peki, bin TL ilan ediyor. Anlaşıldı. Yani bir mal konusunda size sıkıntı olmuş. Ama ben yine size ikinci yolu tavsiye ediyorum. Oldu mu? Allah'a tamam, emanet olun. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağlık, afiyet. Hocam bu arada rahmetli Emin Can Polat vardı. Onun vesilesiyle biz sizinle yüzle de görüşmüştük. Ona da inşallah bir Fatiha okuruz. Emin abiye. Evet, orada tanışmıştık. Ben sizi yüz yüze gördüğüm için o kadar çok... Bir dakika. Bu Emin Can Polat, bu eski Fenerbahçe'nin... Yok. O değil. Kumaşçı olan Nişantaşı'nda ikinci katta yazıhanesi vardı. Orada tanışmıştık sizinle yüz yüze. Özellikle beni çağırmıştı. Çünkü böyle yanlış anlamayın, bir sürü hocalar sinerden çıkıyordu. Ben hep derdim, benim hayatta en çok istediğim şey Mustafa Hoca'yı yüz yüze görmek. Yani sadece görsem yeter diyordum, canlı görmek. Televizyonda filan gibi canlı görmek. Siz onu ziyarete gitmiştiniz. O da telefonla beni çağırmıştı. Gel bak, sana müjdem var diye. Yüzle de görüşmüştük, böyle bir yarım saatte muhabbet etmiştik. Orada da örtünmeyle ilgili çok güzel bilgiler almıştım sizinle. Ben olayı hatırlayamadım. Ne olur telefonunuzu arkadaşlar alsınlar. Detaylı anlatın. Emin tamam. Abiye de rahmet, ne zaman rahmetli oldu? O 5 sene falan oldu tahmin ediyorum. Eyüp Sultan'dan kaldırdılar şeyi. Benim haberim olmadı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Olayı ben sizden bir daha dinleyeyim telefonda, oldu mu kardeşim? Tamam tamam. Allah'a tamam, emanet hocam. Olun. Çok teşekkürler hocam. Yine bekleriz. Perşembe günleri Nursel Hanım'la yaptığımız canlı yayınlarda gelin, konuk olun inşallah. Görüşürüz. İnşallah hocam, gelirim. İnşallah, Allah'a emanet inşallah. Olun. Sağ olun. Gene dediğinizi yapacağım. İyilikten yana olacağım İnşallah. Hocam. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Kaybetmezsiniz, kazanırsınız. İyi günler, iyi günler. Sağ olun, sağ olun. Evet, Cenab-ı Hak her şeyi çift yaratmış. İnsanı da erkek ve kadından yaratmış. Adem Aleyhisselam'ın yanına Havva annemizi yaratmış. Aynı nefisten yarattım diyor. Aynı nefisten. Aynı nefs, aynı hücreden anlamlarına da geliyor. Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi, ve min ayatihi en halaka lekum min ezvacikum ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Allah-u Teala bir erkek, bir dişi, erkekle dişi, erkek ve kadın yaratıyor ve aralarına meveddet ve rahmet koydum diyor. Bu araya Cenab-ı Hak meveddet ve rahmet, bundan bahsedeceğim şimdi. Erkek ve kadın arasına meveddet ve rahmet. Rahmet demek anlıyoruz. Acıma hissi, bağışlama hissi, sevgi, sevgi, rahmet, sevgi. Peki meveddet ne? Biz sizi eşler yarattık. Kadın ve erkek eşler arasında, eşler arasında meveddet ve rahmet koy. Meveddet de o kadar seviyor ki kendisine, sevdiğini kendisine tercih ediyor. Ya elmayı bölüyor, fazlasını ona veriyor. Ekmeği bölüyor, fazlasını ona veriyor. Ufak bir ekmek var, karınları aç ikisinin de, benim karnım tok sen ye diyor. Bu meveddetten kaynaklanıyor. Meveddetten, öyle seviyor ki kendi yemiyor, yediriyor. Kendi uyumuyor, onu uyutuyor. Kendi hastayken bile ona bakıyor. Annenin çocuğuna olan düşkünlüğü gibi. Meveddete düşkünlük diyebiliriz. Düşkünlük, haris. Peygamber de ümmetine düşkün. Harisun aleykum bil müminine raufur rahim. Peygamber ümmetine düşkün. Meveddet de düşkünlük demektir. Düşkünlük derecesinde sevgidir. Onun bir ifadesi de aşktır. Yani buraya bir aşk koyuyor. Aşk ve sevgi. Sevginin hepsi aşk değildir. Ama sevgi çoğalır çoğalır, tutuşturmaya başlar, yakmaya başlarsa bu sevgi aşka dönüşür. İşte Allah eşler arasında bir aşk koyuyor. Başka bir şey de olmuyor. Karıyla koca arasında oluyor bu aşk ve sevgi oluyor. Aranızdan bekarları evlendirin. Kime söylüyor? Büyüklere söylüyor. Anne babanın vazifesi çocuklarını evlendirmektir. Büyüklerin vazifesi toplumdaki gençleri evlendirmektir. Parası yok, pulu yok, işi yok, makamı yok, mevki yok diye de düşünme. Allah-u Teala diyor ki, Allah fazlıyla, lütfuyla, keremiyle onları zengin kılar. Allah Allah. Her şeyi olsun da evlilik ondan sonra olsun, mantığı yanlış. İşini kursun, maaşını alsın, evini tutsun, eşyalarını, mobilyalarını alsın, perdeleri yaptırsın, koltukları alsın, çamaşır makinesi, buzdolabı falan falan falan, her şey hazır olsun, sonra evlensin. Hayır.
Ya bu adam maaşı yetmez ev geçindirmeye. Hayır. Neden? Erkeğin rızkı var da kadının rızkı yok mu? Bu iki rızık bir araya gelince artacak. Allah'ın sana rızkı gelmedi mi doğduğun zaman? Anne sütünü Allah hazırlamadı mı? Celaleddin Rumi Mesnevisinde diyor ki, hangi kuş sabahleyin erken kalktı da gitti, aradı da taradı da kursağı boş geldi? Allah onun rızkını bulacak şekilde yarattı. Gitti rızkını buldu ve getirdi. Bırak kendi rızkını, yavrularının rızkını da getirdi. Kuş gidiyor, rızkını topluyor, yavrular cik 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 yuvada bekliyor böyle. Hepsi annesini görünce ne yapıyorlar? Ağzını açıyorlar. Yavru civcivler, kuşlar anneyi görünce ağzını böyle hepsi açıyor. Ne yapacak? Anne ağzındaki, kursağındakini yavrunun ağzına aktaracak. Yavrunun ağzına aktaracak. Nöbeti kim bekleyecek? Baba bekleyecek. Baba gidecek, arayacak, anne nöbet bekleyecek. Peki açlıktan ölüyor mu kuşlar? Ölmüyor. Onun rızkını veriyor. Senin yavrun dünyaya gelir gelmez annenin sütünü hazırlamadı mı Allah? Allah'ın rahmetine güveneceğiz. Rızkımıza güveneceğiz. Ve o rızkı almak için çalışacağız. Cenab-ı Hak evlendirin demişse evlendireceğiz. Gençleri evlendireceğiz. Gençleri genç iken evlendireceğiz. Yaş 30 oluyor, 40 oluyor, 50 oluyor. Yazık oluyor. İlk defa bu yıl Türkiye'de nüfus yaşlanmaya başlıyor aşırı bir şekilde. Sebebi nedir? Geç evlenmektir. Artık gençler geç evlenince yaşlı nüfus artmaya başlıyor. Genç nüfus azalmaya başlıyor. Erkeğin vazifesi ayrı, kadının vazifesi ayrı. Yuvayı dişi kuş yapar diye bir söz var. Yuvayı dişi kuş yapar. Ne demek? Dişi kuş otları toplar. Getirir, yiyar, baba da getirir. Beraber getirirler aslında ama bu atasözü şundan mütevellit. Yuvada esas bekçilik yapan, yuvayı esas koruyan dişidir. Kadın da evinin bekçisidir. Aynen Resul Efendimiz bunu buyurmuş. Kadın evinin bekçisi aynen bunu buyurur. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Ve hadisin devamında da diyor ki vel mer'atu ra'iyetun an beytiha. Kadın da evinin bekçisidir, çobanıdır. Orayı o yapacak kadın. Erkeğin vazifesi Allah-u Teala buyuruyor ki erkek bakım, koruma, barındırma, kadının evin bütün işlerini, dış işlerini erkek yapar, mali işlerini erkek yapar. Erkek bu bakımdan kadından fiziki olarak güçlüdür. Bir derece ileridedir. Neden? Sorumluluk açısından. Sorumluluk bakımından erkek kadından bir derece ileridedir. Bütün sorumluluk onun üzerindedir. Bu yuvayı korumakta erkeğin vazifesi vardır. Kollamak erkeğin vazifesidir. Dişi kuş yaptı yuvayı. Erkek koruyacak, kollayacak. Zarar gelmesini önleyecek. Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde Rabbimiz buyuruyor ki hünne libasun lekum ve entum libasun lehun. Kadınlar eşleriniz sizler için bir elbise, sizler onlar için bir elbisesiniz.
İkiniz de evlendiği zaman kadın ve erkek birbirinin elbisesi gibi birbirlerinin ayıplarını örterler. Birbirlerini tamamlarlar. Elmanın iki yarısı gibi. Elmanın iki yarısı gibi. Burada bir elma var. Burada bir elma var. Bunun bir yarısı. Diğer yarısı. İkisi birleştiği zaman bir elma meydana geliyor. İkisi de elmanın birer yarısıdır. İnsan olma bakımından birbirine üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Kur'an-ı Kerim'e göre erkek olmakta, dişi olmakta üstünlük yoktur. Üstünlük takvadadır Allah'ın ölçüsüne göre. İkisi bir elmanın yarısı gibidir. Bir elmayı ikiye böldüğünüzde bir yarısı kadın, bir yarısı erkektir. Allah-u Teala kadınları daha hassas duygulu yaratmıştır. Daha şefkatli yaratmıştır. Daha merhametli yaratmıştır. Daha güzel yaratmıştır. Erkeklerin tüyleri çok. Saç, sakal, bıyık, efendim, vücutları tüylü erkeklerin. Kıllı, değil mi? Kıl, her taraf kıl erkekte. Baştan aşağı kıl. Sürekli berbere gidiyor saç, sakal vesaire düzelttirmeye. Ama Allah-u Teala kadınları güzel yaratmış. Yüzlerinde sakal çıkmıyor, bıyık çıkmıyor. Kaşları erkeklerinki gibi böyle kaba saba değil. Vücutlarında kıl yok. Allah onları narin yaratmış. Ve bu cezbe, cazibe erkekle kadın arasında meveddet ve rahmete dönüşüyor. Sadece bu beden olarak değil. Bir de ruh var içimizde. Ruhen de Allah kadını erkeğe, erkeği de kadına meyyal yaratmış. Bu meyil de evliliği gerektiriyor. Evlilik dinimizde helaldir, meşrudur, Allah'ın emridir, yasadır. Biz evlenirken ne diyoruz? Kız istemeye gidince Allah'ın emri, peygamberin kavli ile. Neden Allah'ın emriyle diyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde 32. ayeti kerimesinde ve enkuhul eyyama minkum, aranızdan bekarları evlendirin. Evlendirin diyor Allah-u Teala. O zaman Allah'ın emri oluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyuruyor ki en nikahu min sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim evlenmezse, bundan yüz çevirirse benden değildir, bizden değildir. Bu kadar önemli. Peygamberin sünneti. Evlenmek, peygamberimiz emretmiş. Evlenmek benim sünnetimdir diyor. Kadın dört husus ile nikahlanır diyor Peygamber Efendimiz. Kadın tünkahul mer'a li erba'i hısalin. Kadın dört husus için nikahlanır. Bir, nikah kimi? Soyu için, soyuna bakar kadında. Kimi? Güzelliğine bakar. Güzelliğine bakar. Kimi de ahlakı için. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki aleyke bizatid din, din sahibini sana tavsiye ederim. Din sahibi demek sadece dindar anlamında değil, ahlakı güzel olan. Dindar ahlaklı olur zaten. Ama biz şimdi namaz kılıyor, oruç tutuyorsa dindar diyoruz. Hayır. Dindar, ahlaklı Müslümana dindar denir. Ahlaklı olan kadını tavsiye ediyor. Altını iki defa çiziyor.
Diyor ki, tabiri caizse altını iki defa çiziyor, bana ait tabi. Teribet yedake, elin bereketlensin, sen ahlaklı olanı seç diyor. Aleyke bizatiddin, sen ahlaklı olanı seç. Bu ahlaklı olan daimidir, diğerleri geçicidir ve garantisi yoktur. Tabi erkekte ne arıyorlar şimdi? Evlenirken erkekte ne aranması lazım aziz kardeşlerim? Erkek yani bir defa cesur olacak, metin olacak, sabırlı olacak, çalışkan olacak, çalışkan olacak. Çalışacak ki evine baksın değil mi? Evini ihmal etmesin. Çalışkan olacak. Başka? Cesur olacak. Başka? Eziyet etmesin eşine, ailesine. Merhametli olacak. Babada merhamet olacak. Merhamet olacak. Başka? Bunda da ahlak olacak. Ahlak olması olur mu? Ahlaklı olacak. Ama biz şimdi evlenirken ne yapıyoruz? Erkekle kadın tanışacaksa erkek tarafında ne arıyoruz? Maaşı ne kadar? Maaşı, cüzdanı ne kadar? Kadın tarafında ne arıyoruz? Güzel mi? Şimdi ikiye indirmişiz. Maaş, cüzdan ve güzellik. Cüzdan ve güzellik mutlu ediyor mu insanı? Etmiyor. Para lazım mı? Lazım. Ama o her şey değil aziz kardeşler. O her şey değil. Şimdi Kelile ve Dimne'den ve diğer ayet ve hadislerden seçerek mutlu bir yuva için hazırladığım reçeteyi size sunmak istiyorum. Ve bu mutlu bir yuva için, mutlu bir yuva için söylenen bu ölçüleri mutlu bir yuva için 6 mektup kitabımızda bunda da yazdık. Buradan tavsiyeler ve nasihatler var. Geline, damada nasihatler, kayınvalidelere, annelere nasihatler ve kayınpederlere nasihatler. Bugün inşallah Instagram üzerinden bir soru soracağız. Burada soru soracağım. Instagram'dan cevap verenlere de onlardan bir tanesine bu kitabı hediye göndereceğim inşallah. Mutlu bir yuva için sohbetimizi takip edin ki bu sorunun cevabı gelsin. Kelile ve Dimne'de bir söz var. Mutlu bir yuva için 8 kuralımız var. 8 kural var. Mutlu bir yuva için 8 kural. Bunun birincisi Kelile ve Dimne'den. Kelile ve Dimne, Beydaba isimli Çinli bir zat, milattan çok çok önce Kelile ve Dimne isimli nasihatleri olmuş. Bu nasihatler hayvanlar üzerinden bize misallerle anlatmış. Ve bu kitap bütün dünya dillerine tercüme edilmiş. Yüzyıllardır okutulan, okunan bir kitap. Oradan aldığım birinci kural oradan. Saraya layık olan sokakta kalmaz. Yuvanın, evliliğin mutlu gitmesi için bir defa erkek de kadın da o saraya layık olacak. Yuvanın geçimine, idamesine, ikamesine, ayakta durmasına layık olarak yetişmiş olacak. İkisi de evliliği hazmedecekler. Evliliğe hazır olacaklar. İkisinde de özellikler olacak. Merhamet olacak, çalışkanlık olacak, cesaret olacak, gayret olacak, sabır olacak, tahammül olacak, itaat olacak, sevgi olacak, şefkat olacak. Bunlar olduğu zaman saraya layık olacaklar, karakterli olacaklar. Karakter mi, kabiliyet mi? Hangisi daha kıymetli? Biri çok zeki, elinden her şey geliyor. Ama karakteri bozuk, küfürbaz, sabırsız,
aceleci, başa kakan, üstten bakan, kibirli tavır koyan vesaire. Ama biri de çok kabiliyetli değil. Elinden çok fazla iş gelmiyor ama karakteri çok düzgün. Sabırlı, sevgi, şefkat dolu. Efendim, aldatmaz, yalan söylemez, düzgün, dürüst. Hangisi? Karakter. Karakter zamanla çalışmayı vesaire öğrenir. Yol gösterilirse yapar. Karakteri değiştirmek çok zordur. Önce karakter sahibi, iyi karakterlerle yuva kurmak lazım. İki, herkes dengi dengine olacak. Çok zengin, çok fakir. Bunların mutluluğu Türk filmlerinde nadiren olur. Ne kadar denk ise eğitimi, yetişme tarzı, kültürü, efendim dünya anlayışı, ahiret anlayışı birbirlerine ne kadar aileler benziyorsa o kadar bu evlilik ayakta durur. Ama bu taraf bambaşka bir aile, bu taraf bambaşka bir aile, getiriyorsunuz bunun oğluyla kızını evlendiriyorsunuz. Çatırdar, taşıyamaz bu yükü. Bunalımlar başlar. Bunalımlar başlar. Allahu Ekber, seccadesinde ağlayan bir kadın, tesbih çekerken ağlayan bir kadın, pazartesi perşembeleri oruç tutan bir kadın, geceleri sabahlara kadar dua eden bir kadın, kocası geliyor, kapıya tekmeyi vuruyor, sarhoş kafayla, küfürle evin içine giriyor, ona vuruyor, buna vuruyor, ağlatıyor, sızlatıyor, sonra sabah kapıyı çekip gidiyor. Bu aile gidebilir mi? Bu yuva yıkılır, yazık, zaten yıkılmış, bitmiş. Dışarıya karşı evli zannediliyor. Neden? Bambaşka dünyanın insanları. Biri ahirete, Allah'a inanmıyor, biri gece gündüz namazda, abdeste. Birinin ağzından hayatta yalan çıkmamış, diğeri tamamen yalancı, üçkağıtçı. Bunları bir araya getirmekle tutamazsınız. Nikah defterini vermekle tutamazsınız. Karı koca olduğunuz demekle tutamazsınız. Bunu baştan denk getirmek lazım. Davul bile dengi dengine derler, değil mi? Atasözü. Üçüncüsü, bu da Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubili'nden. Ağılda oğlak kuzulasa, Mevla çayırda otunu bitirir. Ağılda oğlak kuzulasa, çayırda otu bitiyor. Onun için evliliği erteleme. Bir an önce evlen. Mal mülk sonra gelir. Çalışırsın. Bir işte çalışırsın, yetmedi. İkinci işte çalışırsın. Yetmiyor. Hanımın da çalışsın. Yetmiyor. Oğlun da çalışsın. Şu anda büyük şehirlerde, değil mi? 3-4 kişi çalışmadan geçinmek de zor. En az 2 kişi çalışacak. Çalışılır. İş var kardeş. Çalışana, kafayı kullanana iş var, inanın. Sabrederse iş var. İşçi aranıyor. İnanın kiminle konuşsam, bakıcı arıyor, işçi arıyor, eleman arıyor, ziraatçı arıyor, hayvana bakacak çoban arıyor, bahçeci arıyor, bekçi arıyor, muhasebeci arıyor. Güvenilir insan arıyor ya. Yok, yok kardeşim, yok. Hadi gelsin, ben çalışmaya hazırım diyen gelsin, elinde bir kıymetli bir mesleği olan gelsin. Hemen iş buluruz ona. Çalışana var kardeşim. Hiçbir iş yoksa iş kendin üreteceksin ya. Kendin üretirsin. Bulursun bir çorak arazi, kiralarsın. Çapalarsın. Su getirirsin. Ağaç dikersin, meyve dikersin, sebze yetiştirirsin. İşi kendin üretirsin kardeşim. Koskoca yeryüzü, koskoca kainat, bir şeyler yap. Sen de yap. Biri başkasının kurması, seni gelip oturtturması gerekmiyor. Sen bir şey yap. Rızkı veren Allah'tır. O halde az olan helal, çok olan haramdan hayırlıdır. Dördüncüsü bu. Helalinden yürüyeceksin. Neden? Haramda huzur yok. Haramdan belalar, musibetler yağar. Hastalık gelir, kaza gelir, evladın isyan eder,
akrabalarla aran bozulur, eşinle aran bozulur, dağılırsın, gider, elindekiler çarçur olur, bereketi olmaz, haramın bereketi olmaz ki. Şu piyangodan ev, araba, bilmem milyarlar kazananların hiçbirinin esamesi okunmuyor. Hiçbiri vergi rekortmeni olamıyor. Hiçbiri zenginlerden sayılmıyor. Neden? Bereketi yok ki. Haramın bereketi olmaz ki. Ve sonu hep kötü bitiyor. Filmin sonu kötü. Onun için helal. Helal ise bereketin çok olur. Bereketin çok olur. Senin paran azalmaz. Senin paran bitmez. Helalindense. Helalinden olsun. Onun için az olan helal, çok olan haramdan hayırlıdır. Evde sohbetimiz çok, neşemiz bol olsun. Bunu biraz açacağım. Çünkü burası ne denir? Tam da altın kuralın en önemli kısmı burası. 8 altın kuralın en önemli kısmı evde sohbetimiz çok, neşemiz bol olsun kısmını açacağım. Sanıyorum bekliyorlar. Peki VTR'yi hazırlamış kardeşlerimiz. Bir VTR'yi izleyelim, devam edeceğim inşallah. Sultan Meydanı'ndan herkese selamlar. Bugün halkımıza amin demenin ne anlama geldiğini ve dua ederken ellerini nasıl açtıklarını soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Amin demek ne anlama gelmektedir? Allah'a şükretmek, Allah'dan bir şeyler istemek. İşte öyle yani. Dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Ellerimizi açtık, kıbleye dönüp elimizi açacağız, semaya, Allah'a zikredeceğiz. Siz nasıl açıyorsunuz ellerinizi? Ellerimizi böyle açıyoruz. Allah'tan yardım istemek. Peki dua ederken elleri nasıl açmalıyız? Öyle açıyorsun. Amin demek ne anlama gelmektedir? Amin demek elhamdülillah Müslümanım demek. Peki dua ederken elleri nasıl açıyorsunuz? Ellerimizi semaya açıyoruz. Allah'a açıyoruz. Ya amin demek hani dualarımızın kabulü için ya da ondan yüzü sümeti hani Rabbim her türlü duamızı kabul et demek anlamına gelir. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Şimdi duruma göre şey, kimisi böyle açar ama en güzel böyle hani suyu toplar gibi açmak daha güzel oluyor bu durumda. Hani duaların o rahmeti, bereketi hep avucumuzun içine dolsun diye açılması daha güzel olur. Sözleşme gibi düşünün. Yani dua ediyoruz ya, amin diyoruz. Rabbim inşallah kabul edecektir. Bir sözleşme gibi düşünüyorum ben. Amin. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Yani bu nasıl diyeyim? Kişiye göre değişiyor. Yani biz böyle açarız. Kimi böyle açar, kimi öyle. İsteğe bağlı bir şey bu. Yeter ki yürekler açık olsun. Amin demek yaptığımız duanın kabul olmasını istediği istemek yani. Peki öyle dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Yani şöyle açmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz zaten hani elini bir şey istediği zaman böyle elini göğe kadar kaldırırmış. Amin demek talep ettiğimiz duaların kabulü için Rabbimize istekte bulunduğumuzu söylemektir. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Ben dua ederken kalp hizasında açıyorum. Bu şekilde bana doğru açıp amin diyorum. Amin demek yani insanın kalple, gönülden yapabileceği bir duanın kabul olması için Yüce Allah'tan niyaz etmesi demektir. Peki dua edilirken elleri nasıl açmak gerekir? Bu şekilde açabilirsin veyahut da elini açmanın da gerek yok. Yani sen Rabbine nasıl yöneleceğini bildikten sonra yani içtenlikle yönelmen çok önemli bence. Allah'a dua etmek demek anlamına geliyor. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Semayı açıyoruz böyle gökyüzüne. Bu şekilde daha mı makbul oluyor? Daha öyle olduğunu söylüyorlar ama gerçekten öyle. Ne kadar yükseğe kalsın o kadar makbul olduğunu biliyorum. Allah'a yalvarmak ve duaların kabul olması demek. Dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Böyle bu şekilde açıyorum. Dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Ellerimizi gökyüzüne çeviriyoruz. Rabbimize yöneliyoruz. Öncelikle kalbimizi açmamız gerekiyor. Önce ruh, sonra beden. Amin demek yani Allah'ım işimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya da orada dua edilmiş, ona amin dersin ki sen de onun içine katılasın diye. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Ellerimizi normal şöyle açmalıyız. Amin. Ya Rabbi bu duayı kabul et bizden demek anlamına gelir. Peki dua ederken ellerimizi nasıl açmalıyız? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam'ın açtığı usuller üzerine açmak lazım. Bazen böyle açtı olmuş ellerini.
İşte bazen böyle avuçlarını birleştirdiği olmuş. Bunun gibi sünnet. Evet. Amin. Güvenilir. Yümün sağdan emin olmak, güvenilir olmak, kabul buyurulmak Allah'ın bir adıdır. Amin. Bu çeşitli görüşler var. İbranicedir, Süryanicedir. Bütün dinlerde kullanılan bir kelimedir. Amen. Hristiyanlar amen, Yahudiler amen diyorlar. Müslümanlar amin diyorlar. Emin ve amin kelimesi fail vezninden türetildiği söyleniyor Arapçaya geçerken. Amin diyerek biz Allah'ım demiş oluyoruz bir yerde. Bir taraftan da Allah'ım kabul buyur demiş oluyoruz. Dua eden birisi var karşımızda. Ya Rabbi beni imandan sonra küfre düşürme, küfre düşenlerden eyleme diyoruz. Bizi koru diyoruz. Karşı taraf amin diyor. Yani bizi de koru. Ya Rabbi kabul buyur duayı anlamına geliyor. Duamızın kabul olması için amin deyiniz. Hadis-i şerif de var. Peygamberimiz diyor ki dualarınızı aminle bitiriniz. Allah kabul buyursun diye. Fatiha'da da amin demek sünnettir. Hanefi mezhebinde içinden söylenir. Diğer mezheplerde hep beraber dışından söylenir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril meğdubi aleyhim veled dallin. Amin. Burada da amin demek sünnettir. Amin demek sünnettir. Dualarda amin demek de sünnettir. Devam edeceğiz. Beş hususu saydık. Sekiz kuraldan. Beşinciye geldik. Onu açacağım dedim. Ama telefonumuzu alalım. Devam edeceğiz inşallah. Selamun aleyküm. İzmir'den, selamun aleyküm hocam. İzmir'den bir kardeşimiz arıyor. Aleyküm selam kardeşim, buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Benim bir özel sorum olacak hocam. Şimdi benim bir kız arkadaşım var. 8 yıllık, 9 yıllık bir süreçte sevgililik dönemimiz var. Biz bununla 1,5 yıl öncesine ciddi bir ilişkiydi ve evlilik düşünüyorduk. Düşünüyorduk yani bu zamana kadar. Hı hı. 1,5 yıl önce imam nikahı kıydık. Bu içinde bulunduğumuz durumdan ötürü. Ve bu 1,5 yıl sonra imam nikahı, işte 1,5 yıl önce imam nikahı kıydık. Bir aylık sürede dayanabildi. Yani tartışmalarımız oldu, birbirimize sözlerimiz oldu, ağır sözlerimiz oldu ve bir gün telefonda tartışırken yani daha önce nikahı ver, imam nikahımı ver, işte istemiyorum gibisinden konuştuğu için tartışmamız esnasında telefon açtığımda ben de bir anlık öfkeyle, yani 10 saniyelik bir sürede boş ol, boş ol, boş ol deyip telefonu suratına kapattım. Ve bu durumdan ben çok pişman oldum. Yani bu öfke anında, sinir anında verdiğim nikah veya bu söylediğim söz imam nikahımızı bozdu mu, bozmadı mı? Yani bir buçuk yıl öncesinden beri benim sürekli kafamda bir soru işareti var. Ve ben bu kadını hala seviyorum, hala istiyorum, evlenmeyi düşünüyorum ama onu ikna edemiyorum, ikna olmuyor. Aramızda birçok sorunlar yaşandı. Peki, kötü sözler. Peki siz dini nikah kıydığınızda karı koca oldunuz mu, evlendiniz mi, ilan ettiniz, herkes sizi evli biliyor muydu? Herkes bilmiyordu, aramızda oldu. Arada nikah nasıl oluyor öyle? Nasıl? Aramızda nikah nasıl oluyor karı koca olmadan? Şöyle, imam nikahı kıydık. Şahitler huzurunda hoca kıydı imam nikahımızı. Peki bunun annesinin sonra, babasının haberi var mı? Senin annenin babanın haberi var mı? Benim annem babamın ailemin haberi var. Onun annesinin babasının yoktu. Peki ev kurdunuz mu? Ev kurmadık ama birlikteliğimiz devam etti sonrasında. Karı koca oldu. Yani aynı evde yaşamadık. O kendi evinde, ben kendi evimde yaşadık. Yani siz bir anlamda nikahı gizlediniz.
Yani ya o ailesinden gizledi ama benim ailem biliyordu yani. Bir defa gizli nikah olmaz. Nikah ne demek? Nikahın manası ilan demektir. Nikah demek şudur. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bizim oğlumuzla bizim kızımız evlendi. Karı koca oldular. Bunlar artık karı kocadır. Beraber evde yaşarlar, ev tutarlar, çoluk çocukları olur. Nikah bu. Yoksa geziyoruz, aşığız, birbirimizi sevelim, bir nikah kıyalım. Anlaşırsak evleniriz, anlaşmazsak ayrılırız. Böyle nikah olmaz. Bu kandırmaca. Bir defa sizin nikahınız problemli. Nikahınız evet. problemli ve siz nişanlılık döneminde bile böyle bir nikah yapsaydınız ve iki tarafta birbirinden ayrılsaydı nikahınız bittiydi. Senin boşama hakkın falan yok. Örfen nikah evlilik, o evlilik haline gelmemiş nikah, nikah değil. Nişanda ayrılıyorsanız siz, gezmek tozmak için bir nikah yaptıysanız, nişanda ayrıldıysanız bu nişanın ayrılığı boşamaktır zaten. Benim seni boşamıyorum, sen başkasıyla evlenemezsin, ben seni boşamadım demeniz sizin hiç beş paralık değeri yoktur. Dolayısıyla sen ister boş ol de, ister boş ol deme. Siz bir evlilik yapmadıysanız, gizli bir nikah yaptıysanız, anne baba bilmiyor, kendiniz gezmek için, tozmak için bir nikah yaptıysanız nikah değil zaten. Üniversitede okuyan gençlerinden de böyle duyuyoruz. 4 sene biz nikahlı gezelim, sonra sen köyüne gidersin, ben köyüme giderim, sen evlenirsin, ben evlenirim. Böyle nikah olur mu? Bu zina olur. 50 tane de imam getirsen yanına, kanunla tescillemiyorsan, bak kanun tescillemiyorsa, toplum sizi evli bilmiyorsa, 50 tane imamı getir, senin nikahın olmaz kardeş. Sen zina yapıyorsun, kılıf arıyorsun. Böyle nikah olmaz. Ben boşadım mı boşamadım mı? İster boşa ister boşama, zaten nikah olmadı ki. Problem nikahta, boşamakta değil. Ve sen ayrılmış, nişandan da ayrılmış olsa, bırak gezmeyi tozmayı, nişanlansan bile, nişandan ayrılmışsa bir kız, İki taraf nişanı bozmuşsa veya bir taraf bozmuş, nişandan ayrıldınız, karı koca olmadı. Bitti. Ben boşamıyorum seni deme hakkın yok senin. Böyle bir şey yok. Bunu bilmemiz lazım. Nikahın düşmüştür zaten, nikah olmadı ki. Sıkıntılı bir nikahtı, onu da bırakmış oldu. Yani ben seni boşamadım deme hakkın da yok senin. Peki, başka bir telefon daha varmış, onu alalım. Selamun aleyküm. Alo. Alo, sesim geliyor mu hocam? Geliyor, buyurun efendim. İzmir'den mi arıyoruz? Evet. Buyurun. Benim 2 sorum olacaktı. Dinliyorum. Bir tanesi, bir tanıdığım bundan 11 sene önce bir maaş para vermiş akrabasına. Evet. Onlar hiç ödememiş. Ben bu parayı diyor, şimdiki maaştan mı almam lazım diyor, o zamanki parayı da mı almam lazım diyor. Sizce diyor hangisi diyor. Ben dedim ki şimdiki paranı maaştan aynı paranla alman gerekiyor dedim. Hı hı. Vermiyor dedi. Ha, hangi bu almam lazım diye onu bir sor dedi de ondan bir sorayım tamam. dedim size hocam. Baştan bir maaşa endekslemediysek, baştan bir eşyaya endekslemediysek, onu belirlemediysek, işte ben senden 10 tane maaş aldım. Bu da o 10 gram altın ediyor. 100 gram altın ediyor. Ben daha sonra 100 gram altınımı isterim demediysek, kaç lira borçlandıysa onu verecek. Peki enflasyon var, devalüasyon var. O zamanki para kaç lira? Şimdiki para kaç lira? Arada bir sürü uçurum olmuş. O uçurumu pazarlıkla değil, karşı taraf borçlu olan gönlünden ben senden o zaman 50 bin lira almıştım ama şimdinin parasıyla 500 bin lira ediyor. Gel seninle sana ben bunu 250 bin lira olarak vereyim. Sen de hakkını helal et kardeşim diyerek bir anlaşmayla öderse olur. Yoksa sen bana o zaman ben sana 50 bin lira verdim ama şimdi sen bana 500 bin lira vereceksin diye direnmen de doğru olmaz. Çünkü baştan bir ortaya bir ölçü koymamışlardır.
Yani bugünkü maaştan verecek demenin için o zaman böyle bir şart koşmuş olman gerekirdi. O zaman böyle bir şart koşmadığın için borcunu ödeyecek olan kişi bu mağduriyeti de göz önünde bulundurarak seni mağdur etmeyecek şekilde ödemesini yapması ahlaken gerekir. Hukuken gerekmez. Ahlaken gerekir. Dolayısıyla ahlaken ödemesi lazım. Hukukta da mahkemeye verir. Mahkeme bunu bir takdir ederse, mahkemenin takdirine de boyun eğmek lazım. Mahkeme ne derse ona da boyun eğmek lazım. Çünkü bir mağduriyet söz konusu. Yani benim sana verdiğim para o zaman 10 tane maaş yerine geçiyordu. Şimdi bir şeye değmiyor. Ben bunu almam kardeşim derse hak sahibi, çünkü adam alıp alsa bir işe yaramıyor. Ama şu kadar vereceksin dediği zaman da faize girer iş, artırıma girer, o da sıkıntılı. Ya mahkeme bir karar verecek, ona razı olacaklar, ya da borçlu olan fazlasıyla verecek, karşı tarafta helal edecek. Başka soru var mı? Demiyorlar diyor. Evet hocam, ikinci sorum da ben zekatımı Filistin'e göndermek istiyorum ama bu dernekler falan çıkıyor da ben güvenemiyorum hocam. Ben size göndersem sizin adınız, siz gönderebilir misiniz? Bizim göndermemiz zor. Çünkü bizim yani de benim de vakfım İHAM, İlim Hizmet Araştırma Merkezi, Kadınlar Komisyonu bir kermes falan yaptılar, para topladılar. Onu bile gönderinceye kadar çok zorlandılar. Dolayısıyla öyle bir emaneti ben şu anda çok sıkıntılı gönderemiyorum ve kabul edemem. Ancak çeşitli büyük vakıflar, dernekler var. Oralara müracaat edin. Diyanet Vakfı gibi, İHA gibi, ne bileyim Deniz Feneri vesaire gibi. Bunlar belki gönderiyor olabilirler. Bir yerlerle irtibat kurabilirler. Medyada, sosyal medyada adres verip şuraya işte bu kadar gıda gönderiyoruz, bu kadar para gönderiyoruz gibi verilen telefon numaralarına, hesap numaralarına da inanmayın. Çünkü kolay bir şey değil. Bak Türkiye bile yardım göndermekte zorlanıyor. Devletler yardımlarını içeri sokamıyorlar. Böyle bir zor da ümmeti Muhammed'in sıkıntısı var. Dolayısıyla kim sizden böyle para topluyorsa dikkatli olun kardeşim. Ben de alamam. Yani en güvenilir dedim, yani size aklıma geldi hocam. Ben o şeye giremem çünkü zor bir konu. Şu anda sıkıntılı bir konu. O işle uğraşmak gerçekten problemli. Bu işi doğrudan yapan kurumlar var. Onlarla irtibata geçin inşallah. Diyanet Vakfı'nı arayın. Teşekkür ederim. Allah'a hocam. Emanet sağ olun. Sağ olun kardeşim. Evet, beşinci kuralımız. Sohbetimiz çok, neşemiz bol olsun. Evde şakalaşmalar olacak, fıkralar olacak, masallar olacak, oyunlar olacak, nükteler olacak. Evimizin içerisi oyun bahçesi gibi olacak. Peygamberimiz de böyleydi. Bir sürü derdi var. Benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Dünyanın halini görüyor, ahiret penceresi kendisine gösterilmiş, cennet cehennem gösterilmiş, insanların geleceği gösterilmiş, gaybın bir kısmı gösterilmiş. Allah-u Teala bir kısmını biz peygamberlere gösterdik diyor. Buna rağmen eve geliyor, evde kâne kesrete dehki fil beyti, çok gülüyor. Allah Allah. Resulullah Efendimiz evinde gülüyor. Torunlarıyla oyun oynuyor. Yere çömeliyor, sırtında gezdiriyor, boynuna bindiriyor, şakalaşıyor, hanımlarıyla şakalaşıyor, ashabıyla şakalaşıyor. Niye? İnsan tek tip yaşayamaz. Eve geliyor beyefendi, çok onurlu, vakur, beyefendi, makamı, mevkii çok yüksek ya, evde de aynı. Hey! Geç! Sıraya geç! Elimi öpeyim! Otur! Sus! Böyle babalık olur mu? Her gün böyle bir ev olabilir mi? O evde huzur olur mu? Sevgi olur mu? Çocuklar sevebilir mi? Kapıyı vurarak giriyor, kapıyı vurarak çıkıyor, küfrederek giriyor, küfrederek çıkıyor. Eve geldiğin zaman kapıya koşacaklar. Kapıya koşacaklar.
Çocuklar babalarının gelme saatini bilirler. Kapıya koşarlar. Zile basmasından, kapıyı tıklamasından bilirler. Kapıyı öyle bir neşeli tıkla ki geldiğin anlaşılsın. İçeri girdiğinde üzerine atlasınlar. Kimini sağına, kimini soluna al, kimini dizine al, kimini okşa, kimini öp. Bir kenara ot. Ya Resulallah, benim 10 tane çocuğum büyüttüm. Bir tanesini öpmedim ben ya. Sen hemen çocukları öpüyorsun diyor. Akra bin Habis, bedevi biri. Peygamberimiz ne diyor? Allah senin gönlünden merhameti çekip almışsa ben sana ne yapabilirim? Merhamet acımayana acınmaz ki. Men la yerham la yurham. Sen canlılara merhamet edeceksin ki Allah da sana merhamet etsin. Sen yeryüzündekilere merhametli ol ki göktekiler de sana merhamet etsin. Baba merhametli olacak. Sevgi dolu olacak. İşi ne kadar yoğun olursa olsun, önemli olursa olsun, evde çocuklarına zaman ayıracak. Eşine zaman ayıracak. Akrabalara zaman ayıracak. Dünyada her şey gider, biter, elinden uçar. Yine eşinle kalırsın, yine çocuğunla kalırsın. Ne kadar sevdirdin, ne kadar sevdin, ne kadar huzurun var, onunla kalırsın. Paran da gider, mevkin de gider, makamın da gider, senin havan da gider, civan da gider. Ama sevdiklerine kalacaksın. Ve o evi, yani iki oda bir salon da olabilir, bir oda bir salon da olabilir, üç oda bir salon da olabilir, dört oda, ama orayı sen cennet bahçesi yapacaksın. Evin içindeki huzuru gelip gören, Allah Allah, ne kadar güzel bir ev, ne kadar mutlular, ne kadar hayırlı çocukları var, ne kadar hayırlı bir eşi var. Ne güzel, bereketli bir evleri var. Huzurlu bir ev. Evin yanından geçenler özenecekler. Şunların huzuruna bak, mutluluğuna bak. Cıvıl cıvıl. Ev etrafa mutluluk sinyalleri gönderecek. Huzur sinyalleri, sevgi gönderecek, barış gönderecek. İçi de güzel, dışı da güzel. Çiçek bahçeleri yapmışlar. Pırıl pırıl, bahçesi temiz. Duvarları temiz, pencereler temiz, içerisi pırıl pırıl. Baba geliyor, evine hediyeler getiriyor, çoluk çocuğuna rızkını getiriyor. Oturuyorlar beraber, dualar yapıyorlar. Kur'an okunuyor, namaz kılınıyor, zikirler yapılıyor. Dualar ediliyor, Allah'a şükürler ediliyor. Birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Yan yana oturuyorlar, neşeler, kahkahalar, ne güzel. Allah'ı biliyorlar. Sabah namazına kalkıyorlar. Dualarla, geceleri dua ederek yatıyorlar. Ellerini öpüyorlar gelince büyüklerin. Küçüklerin gözlerinden öpüyor. Sarılıp ayrılıyorlar. Böyle ev herkesin aradığı şey değil mi? Neşemiz çok olacak. Sohbetimiz çok olacak, bol olacak. Vaktimizi ayıracağız. Biz vaktimizi ayırmazsak elimizden gider, kayar gider, bozulur hepsi, Allah korusun. Evet, altıncısı, zikrimiz ve şükrümüz çok olacak. Zikrimiz ve şükrümüz çok olacak. Evde namaz kılınıyorsa, dua ediliyorsa, yemekte dua ediliyorsa, dua ediyorsa orada bereket olacak. Yine sürpriz hediyelerle gönül almasını bileceğiz. Yedincisi, sürpriz hediyelerle gönül almasını bileceğiz. İnsanların en çok korktukları şey neymiş biliyor musunuz? İnsanların en çok korktukları şey unutulmak, yalnızlaşmak ve beğenilmemek imiş. Unutmadığını ve beğendiğini hediyeyle göstereceksin. Allah onlardan eylesin. Sekizincisi, olduğun gibi görüneceksin, göründüğün gibi olacaksın. Yalan olmayacak. İçin dışın bir olacak. Seviyorsun belli edeceksin. Sevmiyorsun onu da belli edeceksin. Kızdığın da belli olacak. Sevdiğin de belli olacak. Kızdığın belli değil, sevdiğin belli değil. İçin başka, dışın başka. Sana kimse güvenmez kardeşim.
Evde güven olacak. Cenab-ı Hak huzurlu, mutlu yuvalar nasip eylesin. Allah'ım bize sevdiğin, razı olduğun bir hayat bahşeyle. Yuvalarımıza bolluk, bereket ihsan eyle. Huzur, mutluluk ihsan eyle. Eşler arasında sevgi, merhamet, meveddet nasip eyle. Evladını ana babasına muti eyle. Ana babayı evladına hayırlı eyle. Toplumumuzu, ailelerimizi diri eyle. Bir ve beraber eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.